Bir önceki Scratch projemizde klavye oklarını kullanarak hareket ettirdik. Ondan önce kodları hareket ettirdik. Şimdi ise oku takip ederek hareket etmesini isteyeceğiz kuklamızın. Ok sağa gidince o da sağa gitsin. Sola gidince, böyle gidince, böyle gidince ok nereye giderse kukla da onu takip etsin isteyeceğiz. Bakalım bunu nasıl yapacağız? Önce kedimi siliyorum. İstemiyorum kediyi. Ve bir kukla seçiyorum. Hareketli bir kukla seçeceğim. Bakalım şu olabilir. Bakalım başka ne var? İnsan seçeceğim. Hareketli bir insan kuklası. Şu da olabilir. Sporlardan ha, şu iyi. Spor yapan biri olsun. Basket oynuyor. Şimdi bu şöyle şuraya aldım. Çok büyük. Ben bunu bir tık şöyle küçülteyim. Ne olsun? 70 olsun. İyi. 70 iyi. Şimdi bakın. Olaylardan önce şöyle bir yeşil bayrağımızı alalım. Ve bulunduğu yere gelsin hareketten. Şu an bulunduğu konum bakın. Eksi 185'e eksi 105. Şurada. Buraya gelsin. Sonra ben diyorum ki bu faremi takip etsin. Mesela sağa sola gitsin. Sağa sola gitsin. O zaman şunu diyeceğim. X konumuna gitsin ama algılamadan önce şunu şuraya alayım. Konumuna gitsin. Algılamadan hiç kullanmadık bakın yeni bir şey. Farenin x'i ne takip etsin? Şu şekil. Ve bunu da ben yaptığım sürece yapsın, sürekli yapsın. Her yaptıktan sonra da daha iyi görmemiz için bekleme katacağım. Mesela 0,3 saniye beklesin. Bakalım mı şimdi nasıl oldu? Bakın ben hiçbir şeye tıklamıyorum. Benle beraber gidiyor, geliyor. Gidiyor, geliyor. Yukarı çıkarayım. Bakın yukarı çıkardım ama gitmiyor yukarı. Niye? Çünkü ben ne istedim? Şöyle durdurayım. Farenin elimdeki mouse'un yani sadece x'ini yani yatayını takip etmesini istedim. Tamam mı? Şimdi benzer bir şeyi dikeyde yapmasını isteyeceğim. Ama bu kukladan bir tane daha çıkaracağım. Kopyalamayı burada da yapabiliyorum. Bu kukladan bir tane daha çıkaracağım. Ve buraya aldım. Şimdi kodlarımın aynısını aldı ama aynısını kullanmayacağım. Mesela bu konuma gelsin. 205'e eksi 105. Harekete geldim. Şunları şöyle dursun. Önce şu başlangıçtaki yerden başlasın. Boyutum gene 70 zaten. Hatta boyutumu da sabitleyeyim ki az önce bir önceki videoyu izlediyseniz hatırlarsanız şuraya geldi geldi iyice küçüldü. İyice büyüdü o perspektif algısı verdiğim kukla. İyice küçüldü, büyüdü falan. Bunu da sabitleyeyim. Görünümden boyutu %70 yap. Bunu da sabitleyeyim. Sonra şimdi buraya geldi. Boyutumu da fixledim. Şunu çekelim. Şunu istemiyorum. Sonra ne yapacağım? Bu sefer farenin x'i değil, yukarı aşağı gideceği için farenin y'sini takip edeceğim. Algılamadan faremin her hareketini değil, sadece yukarı aşağı gidişini takip etsin. Farenin y'si bu demek. Tamam mı? Şimdi hatta şu konumu olduğu gibi değiştireyim. Önce öyle yapayım. Çünkü yeni konumu eksi 185 değil. Hareketten şimdiki konumu şu. Aldım. Şimdi algılamadan farenin y'sini de bakın x'e değil y'ye koyuyorum. Şurada y yazıyor ya.
Gene her hareketimde beklesin. Bunu da sürekli ben oynattığım sürece tekrarlasın. Bunu da buraya alayım. Bakalım oluyor mu? Bak öbürü de geldi. Yatayda. Şimdi dikeyde gidiyorum. Tamam mı? Şunda da boyutu sabitleyelim. Görünümden boyutu şöyle, şunu biraz aşağı alalım. Boyutumuz %70'ti. Sabitleyelim ki zırt pırt değişmesin. %70 kalsın. Şimdi iki basketçi olduğuna göre bir de basket sahası ekleyelim mi? Maç yapsınlar bunlar, birbirinden top almaya çalışsınlar. Bu beyzbol, şu basketbol, şu güzel. Şimdi maç yapmaya başlasınlar mı? Bir bakalım. Gördüğünüz gibi sanki sürekli birbirlerine doğru gidiyorlarmış gibi, potaya doğru gidiyorlarmış gibi bir haller mevcut. Hatta müzik ekleyelim mi? Yok, gerek yok ses eklemeye. Dediğim gibi ne yapıyoruz? Aslında çok basit. Fareyi takip etmesi için bir daha söyleyelim. Kuklamızı seçtikten sonra sonraki kostümü eklemedik tam hareket vermek için. Onu da ekleyelim, öyle anlatayım. Bekle ve sonraki kostüm diyelim. Bekledikten sonra sonraki kostüme geçsin. Mesela şunu da deneyelim mi? Tam birbirini durdurmaya çalışıyor gibi. Bak ellerini kaldırıyor, topu atıyor. Değil mi? Şimdi sonraki kostümü ilkine de ekleyelim. Daha da güzel, tam efektli olsun. Şimdi maç başlasın. Hadi bakalım. Birbirlerine top atıyor da sanki böyle o da karşılamaya çalışıyor veya ondan ona elinden top almaya çalışıyor gibi bir imaj. Tabii biraz acemice ama başlangıç düzeyi için iyidir bunlar. Şimdi müzik falan eklemeyeceğim. Bu kısımlar bu kadar. Yaptığıma özet geçiyorum. Başlangıçtaki yerini ve boyutunu sabitledim. Sonra diyorum ki eğer yukarı aşağı okumu takip etmesini istiyorsam konumunu alıyorum ve farenin Y'si koyuyorum sadece. Bu kadar. Beklemeleri niye koyuyorum? Hareketlerimi iyice öğrensin diye. Sonraki kostümü niye koyuyorum? İyice hareketli görünsün. Daha böyle etkili, gerçekçi bir proje olsun diye. Keza diğerinde de aynı şekilde. Bunun da yatayda okumu takip etmesini istediğim için konumumu kopyaladım ve farenin X'i dedim. Bunu nereden aldım? Algılamadan aldım. Gerisi de hafif bir bekleme ve sonraki harekete, yani sonraki kostüme geçme. Buradan da bilgisayarımıza kaydet diyoruz ve projemizi bitiriyoruz.